hakkı var bu konuda Levent Üzemen'in. Levent Üzemen'e soralım. Ay Sallayıcı Osmanoğlu görüştü mü? Görüştülerse ne görüştüler? Yani ne oluyor? Ne oldu? Transfer için istersen satarsanız biz Olcay'a talibiz diye. Bu Galatasaray'ın istediği bir oyuncu. Kanat oyuncusu. Üstelik takım içerisinde iki tane kankası var. Bir tanesi Selçuk, bir tanesi Burak. Yani bunlar ağırda dörtlü, bunlar gerçek kankalar yani. Eğer böyle bir şey varsa bu tarz bir talep meselesi yani. Tabii ki. Trabzon'da tabii sözleşmesi ki var. Böyle konuşmak güzel bir şey. Futbolcu konuşmaktan sonra yönetimle konuşmak, ilişkileri koparmadan bu işleri yapmak doğru bir şey. Ben öbür türlü şeylere karşıyım. Zaman zaman bunu kulüpler yapıyor. Galatasaray'da yapıyor bunu. Sizce bu transferin gerçekleşme şansı ne? Ya bu futbolcunun bak, Ertuğrul Sağlam'ın çok güzel bir lafı var. Ben kulaklar çınlasın hocanın. Kalmak istemeyen oyuncuyu tutamıyorsun, huzursuz oluyor. Sana da huzursuzluk veriyor demişti bana. O yüzden ayrılanları tutabildi mi Bursa Bataş'ı? Peki sen şey duydun mu Turgay? Ben dağımdan dolayı. Olcay'ın ben Beşiktaş'ı isterim demiş. Başkanla konuşmuş. Başkanı. Beni Beşiktaş'a gönderin demiş. Hacı Osmanoğlu'na. Belki Olcay duymuştur, bilmiyorum. Ben okudum sadece ama şey duymadım. Şu var. Belki de kimin ikinci olacağını bekliyor. Serkan, Olcay'ın yüz ifadesi benim hoşuma gitmiyor. Yani gide yazıyor anlamında. Yani yüz ifadesi, gol atarken, gol pozisyonlarında gülmüyor. Yani bir şeyi koparmış. Tribünler o zamanlar doluydu. Attığı golleri taraftarla paylaşmıyor. 1, 2, 3 hep böyle devam etti. Kaleci olmadı. 4. golden sonraki ifadesini duydun mu ağzı gelen? Serzenişi vardı. Yani bazen futbolcunun motivasyonu bir yerde kayboluyorsa tutamazsınız. Onur ne dedi anlamadım. Örneğin Galatasaray'la Beşiktaş devre arasında ortak olarak kime gittiler? Tarık Çamdal'a gittiler. Doğru mu? Beşiktaş Beşçam'a yaptı. Almıyoruz dedi. Galatasaray'da almadı Tarık Çamdal'ı. Belki bıraktılar. Veysel'i son anda aldılar. Kabul etmemiz gerekir ki burada futbolcu mutsuzsa, gitmek istiyorsa gider. Onur'la ilgili kısmı yani. Nasıl bir maliyette olacak peki Galatasaray'a ya da Beşiktaş'a? Galatasaray'ın yeni dönemdeki bazı futbolcularla sözleşme yenilemeyeceği gibi bazı futbolcular yollarını ayıracak. Bunun kimler gidiyor Galatasaray'da? Ya şimdi lig bitmeden bunları söylemek yalnız. Yani ben başkanın projesinde kimin gidip kimin gitmesi konusunda bir bilgi sahibiyim. Ama bu isimleri vermek çok doğru olmaz şu anda. Ama Galatasaray'dan yabancı oyuncuların bir kısmı ayrılacak. Ben burada bir laf söylemiştim. Turgay dedi ki bak Levent söyledi dedi, dikkat et dedi. 12 Mayıs'tan sonra ben şey için olmayacak dedim 12 Mayıs'tan sonra. Yok. Biliyorsun söyledim yok. Çok net. Yani şimdi bunu başkan yardımcısı Sayın Özkan Olcay da Manşehir'le ilgili bir yorum yapmıyor. Diyor ki neden yapıyorsun? Lig bitmeden yapamayız. Bu Galatasaray'dan dolayı kaynaklanan bir şey. Maliyetleri yükselten taleplerde bulunan teknik direktörler Galatasaray'da kalamaz. Şeye bakıyoruz, FIFA kriterlerine giriyor, UEFA kriterlerine giriyor Galatasaray. Dolayısıyla ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. Bunun için de bütçeyi ufaltmadan ama bazı oyuncuları satarak, bazı oyuncular yollarını alarak, ayırarak oradan bir kar elde edecek. Kaldı ki salı günü Sayın Başkan'ın spor müdürleriyle, aklında olsun, geldi davet. Geldi ve ekonomi müdürleriyle yapmış olacağı bir toplantı var. Biliyorsun yapacağı bir toplantı var değil mi? Her ne kadarsa bunu gazeteci spor yazarları dahil değil. Düzenlemesi konusunda. Tek bir bankada borçları topluyorlar. Hayır, Rusya'daki biliyorsun bir bankayla, Türkiye'de de o banka var biliyorsun. Galatasaray'da onunla anlaşmış. İsim söyleyebiliyor muyuz burada? Hayır. Söyleyemiyorsak olmuyor yani. Dolayısıyla beraber buradaki çok ciddi rakamlar, ben Galatasaray yöneticileriyle de bu işleri takip yöneticileriyle konuştum. Çok ciddi bir borç noktası aşağı kadar iniyor. Ödemeler tek yerde buluşuyor ve 10 yıl baremli düzenleme yani. Düzenleme 7 yılı kapsıyor. Bu Galatasaray'a bir elini mi rahatlatıyor yani? Tamamen rahatlatıyor. Hatta bir yöneticinin çok güzel bir laf var. Valla bizim başkan bu finans işlerini iyi yönetiyor demişti bana. Demek ki Galatasaray yönetimi, Galatasaray büyükleri de bu yüzden ondan bunu istemişlerdi. Milyarlarca dolarlık serveti olmazdı zaten onu yönetemezsin. Tamam, doğru söylüyorsun ama herkes yani bu işi iyi organize etmek gerekir. Ya, ve diyor ki çilek olduğunu bilen önemli oyuncular olacak. Şey soracağım Levent abi. Borçları yaymak rahatlatır ama aynı zamanda yatırım yapma imkanını da azaltır. Hayır. Çünkü o borçları... ödemek zorundasın. Borç da ödenmez yani. O senin bir de Galatasaray'dan kim gidiyor? Bunu bari söyleyin. Yani kimler gidiyor? Drogba gidecek. Onu biliyorum. Dani gidecek. Yani Dani her yerden gidiyor bu ara. Örneğin alınan Bak, bir şey söylüyorum. Ontivero'yla Ayrovic'in Dünya Kupası'na bakılacak. Bakın Dünya Kupası'na bakılacak. Sizce onları o Dünya Kupası'nda izleyecek miyiz? Hayır. Ayrovic'i götürüyor. Açıklama yaptı Saffet Susuç. Bakacaklar, belli olmaz. Bir futbolcu bir patlama noktasına gelebilir. Kiralayacak, olmayabilir. Orada piyasa yaparsa yani, bence fırsat kaybetmeden satması lazım. Yani bence Galatasaray iyi para verirse Malaga bildiğim kadarıyla Amrabat satacaklar. Büyük bir Amrabat Ayroviç'ten iyi değil mi sizce? Yani bence daha iyi. Bence yani de. Tabii yani katılıyorum. KS'den. Mesela sözleşmeyi uzatmadı Mustera. Uzatmak istiyorlar ama Dünya Kupası oynamak istedim demiş futbolcu. İngiltere'den çok ciddi teklifler de var Muslera'ya karşı. Yani belki Galatasaray masaya oturabilir Muslera konusu. Bu futbolcu eğer ben İngiltere'de oynamak istiyorum diyorsa, hedef koymuşsa kaleci, bir rakamla Galatasaray'a kazandıracaksa Galatasaray tutamayabilir ama mutluyum da kalmak istiyorum ama bir Dünya Kupası'nı görmek istiyorum dedi Muslera. Oradan nasıl bir sonuç çıkacak Uruguay, ona bir bakmak lazım. Bazen futbolcuları sözleşme uzatmazsınız ama bir Dünya Kupası yaşarlar, inanılmaz bir piyasası oluşur. Çok ciddi talipler çıkar diye düşünüyorum ama gerçekten yerli oyuncularla ilgili özel çalışmaları var Galatasaray'ın. Alacakları yerli oyuncular var. Türkiye'den de görüştükleri insanlar var. Hem defans oyuncuları var hem orta saha oyuncuları var. Dolayısıyla dışarıdan görüştükleri yabancı oyuncular var. Ama her şey lig sonunda. Başkanın açıklaması var. Peki Sneijder'in durumu ne olacak? Sneijder kalacağım dedi ama bu seviyede dünyada reklamını yapmış. Onun için de bu seviyede dünya tarafından tanınan bir oyuncunun böyle bir form yakalaması sanki ona talipler olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Vallahi ben Melo'da çok ciddi paralara, 30 milyon eurolara ciddi bir teklif gelebilir mi Sneijder'e? Gelebilir. Özellikle Dünya Kupası'nın bak bu konuda Melo'nun önündeki en büyük itici güç neydi biliyor musun arkasındaki? Dünya Kupası'na katılma itici gücü. Hep kendini beğendirmek adına iyi oynamaya çalışıyor. Bu sene iyi oynadı. Tamam mı? Evet. Yani pozisyonları tartışmayalım ama futbol anlamında iyi oynadı. Ya karakter özelliklerini tartışmadan sahadaki performansının iyi olduğunda zaten herkes en fikir. Bugünkü Trabzon maçında da çok iyi oynadı. Şimdi kabul edelim ki Sneijder için de Van Gaal'in bir açıklaması var. Seni bu halle almam dedi geçen sene sezon başı. Şu anda bambaşka bir hale geldi. Ama bakıyorum şimdi Gürcan Nazer'le bir şey konuştum. Reklam arasıydı hatırlarsan. Fenerbahçe maçta gol atan Sneijder. 1 gol 3 puan. Türkiye Kupası finali şu anda izliyoruz. Türkiye Kupası'nı getirdi 9 yıl aradan sonra. Juventus'e golü tek atan Sneijder. Yanlış söylüyorum. 2 tane Trabzon'a gol atan Sneijder. Yani çok kritik, çok önemli noktalarda önemli goller attı. Yanlış mı? Yani dolayısıyla kabul etmemiz gerekir ki bu sene 10 numaralı formasına bakarsak 10,5 numara oynadı. Ben şahsen Hollanda milli takım teknik direktörü olsam ilk yazacağım adamlardan biri. Zaten ama bize karşı oynanan milli maçta, bize karşı oynadığımız Hollanda milli maçında ne kadar etkili, etrafındaki adamlara bakarsak etkili oynadı. Brezilya'nın yerinde olsam Melo'yu da alırdım, onu da söyleyeyim. Yani, tabii kesinlikle alırdım. Ramirez'le Melo aynı değil. Melo daha yetenekli bir oyuncu. İki yönlü. Bugün Brezilyalılar bana ne demişti biliyor musun? 2006 Dünya Kupası'nda. Sizin takımı Adriano bozuyor demiştim. Atilla Gökçe şahittir. Şunu aktarıyorum. Dedim ki o zaman Adriano'suz bir maç oynadılar. İnanılmaz etkili oynamışlardı. Menajerler etkili oluyor bizim bu takımlarda dedi. Menajerler etkili oluyor. Burada Kaka yok. Robinho yok. Ronaldinho yok. Melo yok. Yıldız konumundaki oyuncular yok. Bunlar 18'de de olabilecek oyuncular. 18'de olmasa bile geniş kadroda olacak oyuncular. En azından olması gereken. Ama menajer gücüyle bazı oyuncular bir takım oluşturuluyor. Dolayısıyla Galatasaray yani Sneijder'in Dünya Kupası performansını görmek lazım. Dünya Kupası'nda Hollanda nereye kadar gidecek? Galatasaray kampına Sneijder ne zaman katılacak? Muslera ne zaman katılacak? Örnek veriyorum. Herkes gelirken acaba bunlar Haziran sonunu görecekler de biz Temmuz sonuna mı geleceğiz diyecekler. Ona da bir bakmak lazım. Bu hep sıkıntı oluyor. Bütün bu Fenerbahçe için de geçerli. Beşiktaş'ta kaç tane oyuncu gidiyor bilmiyorum kalacak oyuncular. Onlar da örnek veriyorum. Ama kabul edelim ki bu Sırat Köprüsü bir maçtı, Trabzon maçı. Galatasaray ilk yarısı kafa kafaya giden, ortada olmayan bir maçı. Bak bu bir... Gene Sneijder çözdü. Bir dakika. Yusuf golü atsa maçın terse dönüyor. Evet, doğru. Yusuf kaçırdı. Galatasaray golü attı. Bir kere maç 4-1'lik maç değildi bence. Evet, değildi. Ama 1-0 geriye düşünce strateji değiştirdi Trabzon. Daha çok öne çıkınca Galatasaray daha çok pozisyon buldu. Semih'in gollerde büyük katkısı var. Yekta'nın var. arka direğe. Semih bu arada kanat oyuncusu olmayı beceriyor ya, sanki biraz yavaş yavaş. Bu kadar daha üçüncü maçı. Biraz Aykut'a da bağlamak lazım oradaki Semih başarısı. Aykut'un başarısızlığı. Yani bir de kabul edelim ki Özer'in erken çıkması, etkili top kullanabilen lider kimlikli. Eksilen bir kadro vardı. Trabzon geriye düşmüş. Seyirci yok, destek yok arkada. Yine de 2 asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi. Yani bir gerçek var ki Galatasaray takımı ya farklı bir skor kazandı. Doğrudur ama böyle 4 dediğin gibi sana katılıyorum. Olması gereken bir skor maçı gibi görünmüyordu. İzlemeyenlere söyleyelim. Hakikaten 4-1 değil de böyle daha çok 2-1'lik bir maç gibi. Mesela ben o frikikte o böyle baraj görmedim. Baraj başka yere yapılmış galiba. Evet. Baraj burada Sneijder boş yere. Onur çok itiraz etti. Acaba biraz beklemesi mi gerekiyordu? Ben onu anlamadım fakat bir şey... Hocam siz orada... Kafalardan soru işareti kaldı mı hocam hakemle ilgili? Aklınızda bir şey var mı? Benim yok. Ha, şüpheyle çıktı maça da ondan soruyorum. 2 tane offside vardı hocam maçın başında Henrique'nin. O yardımcı hakemci olmalı. Alex Taşçıoğlu ki o mimlidir bir Trabzonspor açısından. Başarılı da Fırat Aydınus'un orta hakemliğinde bir sıkıntı yok. Yani bir tek yardımcı hakem kaçırdı. Burak'ın pozisyonu offside değildi hocam. Doğru. Yani. Doğru katılıyorum. O maçın öncesinde iki maçı hem Beşiktaş hem Galatasaray maçlarının demet yağmurları oldu. Evet, bir amaç etki altına alma yağmuru. Her iki takımda Beşiktaş'ta Galatasaray'da merak eden alabileceği kendine en sempatik isimleri aldı. Aksini kimse iddia etmesin. Sempatik isimler geldi. Kim aldı bunları hocam? Alıyorlar abi. Hayır, kim aldı takımları? Faul almak gibi bir şey mi bu hocam? Hayır, yani penaltıyı aldı. Penaltıyı almak, faul almak gibi bir şey. Türkiye'de sempatik isimler vardı. Yani bu maça bu isim gider, bu maça bu isim gider. Yani maça hakem atanmaz, maça hakem alır derler. Yani zaten derbilerin öncesinde de isimler ortaya atılır. Burada almayacak maçları da hakemler öbür hafta. Hocam siz bu maçı Fırat Aydınus'un yöneteceğini tahmin etmiştiniz. Söylemiştim. Bir hafta önceden söyledim. Bir hafta önceden söyledim. 15 gün önceden de söyleyebilirdim onu. Zorlarım bir sezon öncesinden söyledim. Hakemler tamam, sempatik problem yok. Önemli olan her iki tarafta memnun atanan hakemlerden öbür tarafa sallama yapılıyor. Bu tarafa sallama yapılıyor. Yani kendi maçını geçti, rakibin maçıyla ilgilendiler. O yüzden Fırat Aydınus tweet atmıştı Turgay Bey. Ben dedim inşallah sizi utandıracak bir performans sergiler. Değil mi? Hatırlar mısınız? Gündüz diye izlemedim. İzlemeden nasıl utanabilirim? Güzel bir müsabaka yönetti. Tolga da üstün beklenen üzerinde performans sergiledi. Orada da oyuncular tabii çok iyi niyetliydi. Seyirci baskısı oyuncular da iyi niyetliydi. O zaman Trabzon'a geçelim hocam, bittiyse cümleniz. Benim için bitti. Benim için lig de bitti. Ben öyle değerlendiriyorum. 2. Galatasaray, 3. Beşiktaş. Peki Sivas-Trabzon? Sivas-Trabzon orada bir problem olur. Ben isterim ki Trabzon gitsin de Sivas çıksın da UEFA'ya alınacak mı alınmayacak mı onu görelim. Hani diyorlar Sivas zaten katılıyor hocam. Orada görelim. Katılıyor yani. Orada bir bildiği var bakın. Bir şey orayı görelim yani. Orada ne olacağını teknik görelim. Olarak bir kulübün Avrupa'ya gitmesi için geçmişe dönük 5 yıl temizim raporu vermesi. Onu bir görmek lazım. Görelim. Yani orada bir soru işareti var diyorsun. Evet. Çok ciddi bir soru işareti şundan var. Acaba var olan süreç o 5 yıl dahil mi ki benim bildiğim dahil değil. Zaten bilinen bir şey yok. Yani UEFA o zaman Sivasspor'a da Avrupa'ya 5 yıl içinde 3 yıl gelmeyeceksin, 2 yıl gelmeyeceksin ceza vermesi gerekirdi bence. Bence o geçerli değil. Bence Sivasspor orada biraz hızlandırırsa gidecekti bence. Yok benim görüşüm bu. Ama ben tahminimi söylüyorum. Anladım. Ama orada bir risk barındığı da kesin. Olabilir. Bir risk var yani %1 dersiniz, %90 dersiniz ama bir risk var. Bu riski Mecnun Başkan bilseydi Roberto Carlos'a der mi? Bak Dünya Kupası yorumculuk yapacaksın. Takımı böyle erken açtırma sezonu. En azından 3. bitir. Yani dedi Beşiktaş'ta Galatasaray Beşiktaş'ın ardından bitir. En azından dedi erken açmayalım sezonu dedi. Ya. Olsun, bu ligi 4. de bitirse gene Roberto Carlos Dünya Kupası yapacak. Çok kolay söylenmez. Evet yani. Trabzon penceresinden bakalım bu maça. Şimdi 4-1'lik skor biraz ürkütücü. Yani Hami Mandıralı'nın kariyerini etkileyecek bir skor mu bu? Bence etkilemez. Yani çok ciddi bir hezimet algısı yaratıyor 4-1. Tabii ki büyük bir maç. Hatta ben tam tersi bir skor bekliyordum. Trabzonspor'un çok daha gollü atak oynayacağını düşünüyordum. Bunu da kazanacağını düşünüyordum. Tabii o şekilde bekliyordum. Hatta ideale yakın da bir kadroydu. Belki Aykut'un solda oynaması benim açımdan bir sıkıntıydı ki izleyenler de görmüşler. Ama Sabri'nin sol bek, Semih'in sağ bek oynadığı ortamda çok da yadırganmadı. Aykut sezon başından beri şöyle söyleyeyim zaten. Aykut sezon başından beri hakikaten inanılmaz riskli top oynuyor. Gerçek mevkisinde de karta çok meyilli olduğunu gösteriyor. Solda da çok başarısız olduğunu gösteriyor. Bugün de onu pekiştirdi bence. Özer'in maçında başı sayılabilecek bir anda oyundan çıkması benim kafamdaki, yani hocanınkini de tamamen bozmuştur da benim kafamdaki şeyi de bozdu. Ve oraya Abdülkadir'i hoca tercih etti. Abdülkadir benim hayal kırıklığı. 1463'ün en iyi oyuncularından birisiydi. Yani ara ara enteresan çıkışlar yapıyor mu? Sonra Abdülkadir bu yıl hakikaten beni çok şaşırttı. Bence bu niye şaşırttı beni? Yani heyecanlarını anlıyorum ben onları. Yani Galatasaray maçına çıkıyor. Gerçi kupada oynadılar, elediler Galatasaray'ı. Ya da yendiler. Elediler mi, yendiler mi? Ya, elediler Galatasaray'ı, elediler. Yani o çocuklar bunlar. Beni şöyle şaşırttı. Yani tabiri caizse o formayı belki de bir daha göremeyeceksiniz. O forma çok kıymetli ve sizler 1461'den gelmiş çocuklarsınız. O çimleri yemeniz gerekiyor adeta. Koşularınızla, hırsınızla. Çok rahat oynuyorlar. Belki de bakıyorum, yönlendirilmeye ihtiyaçları var teknik anlamda, bilimsel olarak. Mutlaka, mutlaka. Ben zaten her zaman şunu söyledim. Trabzonspor'da alttan gelen çocukların abileri olmuyor takımda. Aynı şeyi Barış Memiş yaşadı. Belki bir dönem Ali Şenler falan vardı. Hatırlar mısınız? Bir Ali Şen vardı. Hatırlıyorum. Sonra kaybolup gitti. Bir sürü kötü işlere karıştı falan filan. Çok yetenekli çocuklar geliyor. Ama abi düzeyinde onlarla ilgilenecek. Yani Barış'ın mesela abisi yattı araydı. Öyle söylüyorlar. Yalancı olmayayım da. Oy oy oy. Öyle olunca da öyle olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Abdülkadir kardeşime tabii ki ihale etmeyeceğiz bu işi ama belki de Soner'i tercih etmeliydi hoca. Ya da Adriano oraya çekip daha ön tarafa alhası deneyebilirdi falan filan. Alternatifi de yoktu. Ne olur peki? Bugün hoca geçebilir mi? Yerden yere vurulan. Önümüzdeki haftanın maç programında ekrana getirelim. Yerden yere vurulan 2 tane oyuncu var. Kadir Keleş, Zeki Yavru mu? Zeki Yavru. Bugün bence ikisini de aradı Trabzonspor. Ama hoş görmek lazım. Bak bu takımın ilk maçını seyrettim. Ki hocaya kızacak bir şey yok ki. Maçı izlemeden evvel Galatasaray TV bu maçı verdi Serkancığım. İlk maçta Zokra var, Kolman var. Kilo oynamış Trabzon takımı. Müthiş. Çok önemli oyuncuları da kaybetti Trabzon. Ve ben haftaya Antalya deplasmanı var. Antalya küme düştü. Trabzon kazanırdı kazanmaz demiyorum ama oyunun kimyasını bozan bir Antalya küme düştü ama bugün kazandı mesela. Karabük Sivas maçı. Antalya'da rahatlık var tabii. Kümede kazandı. Karabük Sivas maçı orada kritik maç. Evet. Karabük Sivas maçı var. Ne olur sence Turgut? Ne olur Karabük Sivas maçı? Karabük'ün konsantrasyonu bitti. Bir hedefi yok. Bir yere gitme hedefi yok. Antalya'nın da yoksa ama bugün Antalya'ya yendi. Beraberlik Sivas'a yetiyor. Bir yandan da bakıldığı takdirde böyle bir durum var. Yani bu arada Kasımpaşa'nın da tabii burada Sivas'la şansının... Kasımpaşa'nın kimle oynadığına bir bakalım. Olcay... Kasımpaşa'ya bakalım. Trabzon'da Sivas... Trabzon... Kasımpaşa burada. Çok ciddi potada. Kasımpaşa Trabzon'da da Kasımpaşa. Hayır, bugün yenseydi ikili avaracı Trabzon'u geçiyordu. Ama şu anda puanla geçen eğer Akhisar'ı yenerse. Akhisar'la oynuyor. Ve Trabzon kaybederse. Arkadaşlar başka bir şeye getirmeye çalışıyorum. Kasımpaşa, Sivas, Trabzon 3'te varacak alsa ne olur? 3'te varacak alsa aynı puana gelemiyorlar ki. Onu söylüyorum 50 değil mi? Hayır 3 aynı puana gelemiyorlar. 50 değil. O geliyor niye? Kasımpaşa kazanırsa 51, Trabzon berabere kalırsa. Kasımpaşa ile Sivas arasında 5 puan var. Pardon doğru. Olmuyor. Yani orada Kasımpaşa ile Trabzon arasında bir çekişme var. Peki Kasımpaşa mağlup çünkü. Niye öyle diyorsunuz? Kasımpaşa mağlup. Karabük yendi, 50 yaptı. 6. gidemiyor ki. Hayır, Trabzon'la avarajını soruyorum işte. Karabük'e Trabzon. Karabük Trabzon'da Trabzon 2'de avarajda diyelim. Bence avarajda Trabzon daha. Bence bizim Sivas'la ilgili bahsettiğimiz o özel durumla ilgili Karabük'ün de şansı var. Kasımpaşa ile Trabzon arasındaki fark şey. Kasımpaşa Karabük 50 yaptı, Trabzon 50'de kaldı. Kasımpaşa ikili avarajda yenseydi bugün Trabzon'u geçmişti Kasımpaşa. 3-2 yendi, 0-0. Karabük Trabzon'u 3-0 yendi de hatırlıyorum ama yanlış hatırlayabilirim ben ilk maçta. Karabük Trabzon'u Akhisar'da. Bakalım Karabük Trabzon maçlarının arkadaşlar. Yani Karabük 50 yaptığında Trabzon 50'de kalırsa Kasımpaşa'nın da 48'e de 49'a kaldığını düşünürsek Karabük için lig bitmemişti. Ama ben burada şeyin altını çizmek istiyorum. Mustafa Hoca'nın özel durumu da var. Mustafa Hoca'nın Sivas alsın da bir gitsin görelim bakalım demesinin altını çizmek istiyorum. Onu ben de o açıdan Mustafa Hoca'ma katılıyorum. Çünkü benim iddia ettiğim şey ortada. Temizliyorlar temizim diye. Ben gidemeyeceğini düşünüyorum. Ben de gidemeyeceğini düşünenlerden. Fener Beşiktaş... Ben de gidemeyeceğini düşünenlerden. Ben gidebileceğini düşünüyorum. Turgay Demir Beşiktaş'ın da gidebileceğini düşünüyor. Peki Beşiktaş neden yabancı sayısında ısrarcı düşmesinden? Nasıl yani madem Avrupa'ya gideceğini düşünüyor Beşiktaş. Şimdi neden yabancı sayısını azaltmaya çalışıyor? Beşiktaş bir şey azaltmaya çalışmıyor. Beşiktaş diyor ki... 5 olsun diyor. 5 olsun demiyor. Zaten 5. 3 yıl önce, 2 yıl önce... Tamam yani diğer kulüpler 6'da anlaşırken... O diğer kulüpler geçen sene 5'te anlaşmışlardı. Hayır ama ben Beşiktaş Avrupa'ya gideceğinden bu kadar emin olsa 5 yabancıyla değil 6 yabancıyla oynamak ister diye düşünüyorum. O senin sukurutun olmuyor işte. Beşiktaş diyor ki. Ben orada bir ipucu görüyorum. Hayır hayır, hiç alakası yok. Beşiktaş. Yanlış mı düşünüyorum? Beşiktaş diyor ki 5+0'ı kabul ettiniz kardeşim. Tamam mı? Geçen etmiyoruz diyor ama Beşiktaş. Hayır, geçen 5+3 olsun diyor. Hayır hayır, dur, söyleyeyim izin. Evet. 6+0'ı kabul ettiniz, sonrası da 5+0'dı. Bunu da demeye hakkı var Beşiktaş. Şimdi diyor ki yapacağım tek kıyak şu benim kendi adıma. Hı hı. Bu kural değişecekse. 5+2+1. 2+1 yani. Artı bir tribün mü yani? Hayır tabii. 8 yabancı, ikisi kulübede, 5'i sahada. Beşiktaş yönetim kurulu kararıdır bu. Bizim başka bir şey imza atmayız, tahkime gideriz. Tribünü niye bu kadar kısıtlıyorlar anlamıyorum ya. Şimdi Beşiktaş'ın şu anda elinin 10 yabancısı var. Dani'yi saymıyorum. Dani gitti zaten. Ona özel bir şeyler söyleyeceğim birazdan. Evet, zaten merakla bekleniyor. Altyazılarda veriyoruz. Franco ve Atiba kaldı. Almeyda gitti. Franco ve Atiba kaldı. Motta soru işareti. Motta soru işareti. Bence Motta kalmadı. Hayır. Gitti demiyorum. Hı-hı. Kaldı değil mi? Soru kiralık mıydı Motta, sorabilir miyim? Kiralık. Evet, kiralık. Jones, Almeyda, Fernandez, Holosko, Escudo, Eskide, Sivok gitti. 5 yani oldu. 6 oldu. 6 oldu. Dani 7. Dolayısıyla Beşiktaş'ın Diego ile büyük ölçüde anlaştığını biliyoruz zaten. Daha önce 2 hafta önce söylemiştim burada. Bir stoper, bir orta saha Rusya ya da Ukrayna'dan alacaklarını biliyorum. İsimlerini bilmiyorum. Bilsem söylerdim. Rusya ve Ukrayna'dan bir stoper, bir orta saha büyük ihtimalle alacaklarını biliyoruz. Bir santrafor alacaklarını yine biliyoruz. Yani ne oluyor? İşte Cenk Tosun'u. Franco. Tosun. Yerli o. Ben yabancıyı söyleyebilir miyim? Doğrular mısın? Benim duyduğumu söyleyeyim bugün. Dembaba sezon sonu Chelsea'de bitiyor. Yani olağanüstü bir transfer olur bence. Futbolcunun istediği rakamı eğer uygun bulacak yönetim tartışıyormuş. Olursa çok önemli bir santrafor. Şimdi ben duyduklarımı söylüyorum. Franco, Atiba, Motta kaldı diyelim 3. Motta da büyük ihtimalle kalır. Nasıl kalmaz? Hani İsmail çok yüksek performans görse, hocanın kafasında İsmail olmadı, Uğur Boral bana yeter diye bir şey oluşur. Kontenjanı burada kullanmayalım. Başka ekti çünkü sağ bekte daha büyük sorun var. Olabilir. O yüzden Motta kanayan yara. Motta o yüzden soru işareti. Yoksa Motta kötülüğünden değil. Beğeniyorlar Motta'yı. Yani imkan olsa kalmasına yarar. Mesela sağ bekte sorun olmasa Beşiktaş Motta kesin kalır. Onu söyleyeyim. O yüzden bir soru işareti. Beşiktaş'ın 3 tane yabancısı var şu anda. Ne dedik? Bir orta saha, bir stoper, bir Diego geldi. Ne oldu? 6. Bir santrafor geldi. Ne oldu? 7. Yani bir sağ bek geldi. Ne oldu? 8. 5+2+1. 5 transferi bu. 8. Mustafa Pekdemek, Ömer Şişmanoğlu ve Cenk Tosun forvetteki yerler. Bir tane Gökhan Töre. Gökhan Töre buradan söylüyorum. Bana göre büyük ihtimalle gidecek. Bana göre büyük ihtimalle gidecek. Ama Gökhan Töre. Ama kalabilir de şartlarına. Beşiktaş şartları kabul edilmezse gidecek. Onu söyleyeyim. Orada Olcay var. Oğuzhan var. Çok ciddi bonservisi var. Değil mi? Dolayısıyla yani Beşiktaş'ın verdiği para belli.